Merhabalar arkadaşlar, Eyliyet Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Temmuz ve Ağustos ayı EYL sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu soruların tamamı sınavda çıkmış sorulardır. 90 üzeri 1 puan alabilmek için her gün düzenli bir şekilde test çözmeniz gerekiyor. Biz sizler için her gün düzenli bir şekilde test videoları hazırlıyoruz. Mutlaka tamamını çözüp arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kanalımızda konu anlatımı derslerimiz de var. Tamamını izlemenizi tavsiye ediyoruz. Açıklama kısmından ya da yorumlar kısmından videolara erişebilirsiniz. Bu testin tamamını bitirdikten sonra kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan her şeyi bize yorumlardan sorabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A yakıt tasarrufuna B hız sınırlarının aşılmasına, C yakıt tüketiminin artmasına, D trafik yoğunluğunun azalmasına. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yakıt tasarrufuna katkı sağlar arkadaşlar. Bakımımızı yani aracımızın bakımını lütfen zamanında yaptıralım. Bu bizim için de faydalı arkadaşlar. En azından bize masraf da çıkarmaz. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir? A aküyü şarj etmek. B karışımı ateşlemek. C yüksek akım üretmek. D aküye akım göndermek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Karışımı ateşlemektir arkadaşlar. Bujinin görevi karışımı ateşlemek. Benzinli araçlarda genellikle olur buji. Görsel bir soruyla yine devam edelim. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini, B bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini, C bisikletin geçebileceğini, D şıkkımız ise bisikletin giremeyeceğini. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bisikletin geçebileceğini bize ifade eder arkadaşlar. Üçgen bir tabela olduğu için yani bisiklet geçebilir anlamında. Eğer yuvarlağın içinde bisiklet olsaydı bisiklet giremez anlamında olurdu. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? A. Dolaşım sistemi B. Sindirim sistemi C. Hareket sistemi D. Şıkkımız ise solunum sistemi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hareket sisteminin faaliyeti durur. Yani bayıldığımız zaman zaten hiçbir yerimiz hareket etmez arkadaşlar. O yüzden hareket sisteminin faaliyeti durur. Yine görsel bir soru var sırada arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? Görsele dikkatli bakalım. Zaten okla çizilip soru işareti bırakılmış. A volan, B diferansiyel, C aks, D şıkkımcısı vites kutusu. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Vites kutusu. Vites kutusu ne yapıyordu arkadaşlar? Aracımızın hızını ve torkunu ayarlıyor. Yani hızımıza göre vites atıyoruz ya. Bu da hızını ve torkunu ayarlayan aktarma organı yerine geçiyor arkadaşlar. Yine bir görsel soru arkadaşlar. Ama çok dikkatli bakmanızı tavsiye ediyorum. Yani bu sınavdır. Deneme sınavıdır arkadaşlar. Ama gerçek sınavda çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yanıltıcı sorular gelebiliyor. O yüzden görsel sorular basit gibi görünebilir ama gerçekten zorluyor arkadaşlar. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? A yalnız 3. B 1 ve 2. C 2 ve 3. D şıkkımız ise 2, 3 ve 4. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yalnız 3 numaralı araç yani kamyonet geçme yasağına uymamıştır arkadaşlar. Zaten tabeladan da gördüğümüz üzere kamyonlar sollama yapamaz tabelasıdır. Devam ediyoruz. Yine görsel bir soru. Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır? Görüyorsunuz yaya geçidinde yani yaya yolunda bir yaya var. A. Korna çalıp yayayı durdurmalı. B. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. C. Geçiş hakkını yayaya vermeli. D. Yayayın yola girmesini önlemeli. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Geçiş hakkını kesinlikle yayaya vermeli arkadaşlar. Yayaların trafikte önceliği var biliyorsunuz. Geçiş hakkı yani yayanındır. Yine önemli bir soruyla devam ediyoruz. Kavşaklarda yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? A. Hızın artırılması gerektiğini, B. Sağa ve sola dönü, dönülemeyeceğini, C. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini, D. Şıkım ise durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini bize bildirir arkadaşlar. Yani sağa döneceksek zaten okla çizilmiş en sağ şeride girmemiz gerekir. Düz gideceksek orta şerit, sola döneceksek sol şerit. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışık da sürücü ne yapmalıdır? A hızlanmalıdır. B yavaşlamalıdır. C dikkatli geçmelidir. D şıkkımız ise kalkışa hazırlanmalıdır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kalkışa hazırlanmalıdır. Yani kırmızı ışık ile birlikte sarı ışık yanıyorsa kalkışa hazırlanmamız gerekebilir. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp korna da çalışmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? A. Aküde B. Bujilerde C. Cikle devresinde D. Rölanti devresinde Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Muhtemel arıza aküde olabilir arkadaşlar. Yani korna çalışmadığı için muhtemel arıza aküdedir. Eğer korna çalışsaydı marş motoruna bakmamız gerekirdi. Marş motoru çalışmayıp korna da çalışmıyorsa muhtemel arıza aküdedir. Aşağıdakilerden hangisi araç hızının gerekli şartlar uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? A. Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi. B. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması. C. Dönemeçlere girerken hızın arttırılması. D. Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması... Gerekli şartlara uygunluğu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir. Yani tepe üstlerine yaklaşırken hızımızı azaltacağız arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Çoğu ilimizde olmayabilir. İlk defa görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü her ilimizde tramvay yok. Tren olabilir ama tramvay yok. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A demiryolu alt geçidine. B demiryolu üst geçidine, C kontrollü demiryolu geçidine, D kontrolsüz demiryolu geçidine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir arkadaşlar bu tabela. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? Çok önemli bir soru arkadaşlar. A bağlantı yolunda seyrederken B tek yönlü yollarda duraklarken, C tek yönlü yollarda park ederken, D iki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bağlantı yolunda seyrederken kesinlikle ama kesinlikle geri gitmemiz yasaktır arkadaşlar. Kazaya sebebiyet verebiliriz. Lütfen dikkat edelim. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? A) Asit B) Antifriz C) Saf su D) Motor yağı Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motor suyunun yani radyatördeki suyun donmaması için suyun içerisine antifriz ilave etmemiz gerekir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun bir göstergesidir? A. Göğüs kafesinin hareket etmemesi. B. Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi. C. Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması. D. Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi, solunum yolunun açık ve soluk yolunun açık olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Yani solunumu yeterlidir. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir? A. Saygısız B. Bencil C. Korkusuz D. Farkındalık kazanmış Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Farkındalık kazanmış kelimesi söylenebilir arkadaşlar. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım arkadaşlar. Bu bizim için çok daha iyi olacaktır. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? A) 20 dakika B) 25 dakika C) 35 dakika D) şıkkımız ise 45 dakika Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 45 dakika dinlendikten sonra bir dört buçuk saat daha araç sürebilirler arkadaşlar. Yani 24 saat sürelik için sürenin içinde toplamda 9 saat araç kullanabilirler. 4,5 buçuk saatte bir dinlenmek şartıyla. Devam ediyoruz. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur? A. Elektrikli battaniye ile ısıtılması. B. Önce alık sonra sıcak ortama alınması. C. Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması. D. Donan bölgenin O olarak masaj yapılması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Önce ılık, sonra sıcak ortama alınması yapılacak en doğru işlemdir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Yine tabelalara dikkat edelim arkadaşlar. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızlarını azaltmaları B. Dar bir kaviste dönmeleri C. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları D. Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları yanlıştır. Dün yanılmıyorsam arkadaşlar dün Mehmet Bey'di herhalde yorumlarda yazmıştı. Soruyu dikkatli okumak bu yüzden önemli. Hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş soruda. Mehmet Bey ise neden neden C şıkkı diyor arkadaşlar? Yani doğruyu bulmaya çalışıyor. Aslında bize yanlışı soruyor soruda. Soruları dikkatli okuyalım. Bu çok önemli. Motorlu araçların nokta nokta sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarının sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Katılım belgesi B. Eğitim sertifikası C. Sürücü belgesi D. Sürücü sertifikası Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Boş bırakılan yere sürücü belgesi yazmamız gerekir. Yani motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır arkadaşlar. Yani ehliyeti olmayan birine aracımızı verdiğimiz zaman bile yakalandığını varsayıyorum trafik polisine. Hem o şahsa ceza yazılıyor TC kimlik numarasına şu anki kurallar bu şekilde. Hem de bize yazılır arkadaşlar. Yani iki tarafa da ceza yazılıyor. Hem ehliyeti olmayanlara vermeyelim. Tehlikeye sokmayalım trafiği. Hem de ceza yemeyelim lütfen. Şekildeki trafik işaretine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. Hızını arttırmalı. B. Önündeki aracı geçmeli. C. Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı. D. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Daralan yol kesiminde Karşıdan gelen araca yol vermelidir arkadaşlar. Neden? Çünkü tabelalara dikkat edersek üstteki tabelada yol daralacaktır diyor. Sağdan daralacaktır. Alttaki tabelada ise sağdaki şerit yani sağdaki şerit gidemez. Yasak anlamında zaten kırmızı olduğu için anlamışsınızdır. Fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Radyatör petekleri tıkanmıştır. B. Araç lastiklerinin havası fazladır. C. Soğutma suyunda antifriz vardır. D. Şıkkımız ise soğutma sisteminde termostat yoktur. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Radyatör petekleri tıkanmıştır arkadaşlar. Yani fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğumuyorsa bu ne demektir? Radyatör petekleri tıkanmıştır. Çok önemli bir soru daha ama bu soruyu kolay kavrayacağınızı düşünüyorum. Çok basit bir şekilde anlatacağım. Şekil, şekildeki bir numaralı araç 60 km saatte hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 20 metre, B 30 metre, C 40 metre, D şıkkımız ise 50 metre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. En fazla yani görselde gördüğümüz araçlar 60 km saatte hızla gittikleri için en fazla 30 metre yaklaşabilir arkadaşlar. Daha fazla yaklaşamaz. Bu ne demek oluyor? Hızımızın tam olarak yarısı yani 100 ile gittiğimizi varsayıyorum. 50 metreden daha fazla yaklaşmamamız gerekir. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? A. Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa B. Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse C. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa D. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa trafikten menidir arkadaşlar. İlk yakalandığında eğer alkollü ise... 6 ay yanlış hatırlamıyorsam. İlkinde 6 ay arkadaşlar. Lütfen alkollü bir şekilde trafiğe çıkmayalım. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A trafik kurallarına riayet edilmesi. B en soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. C hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. D engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Trafik kurallarına riayet edilmesi. Trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir? A. Rot ayarı B. Subap ayarı C. Fren ayarı D. Far ayarı Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Subap ayarı motorda yapılan bir ayardır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A. Kilometre saati B. Kontak anahtarı C. Hava yastığı ikaz ışığı D. El freni çekili ikaz ışığı Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı Aracımızın gösterge paneli üzerinde yer almaz. Geriye kalan diğer şıklar yani kilometre saati, hava yastığı ve el freni çeki ikaz ışığı bunlar gösterge paneli üzerinde yer alır. Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve ceza işlem nedenidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması. B trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak. C arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek. D geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek bunun nedeni olamaz arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma yani yavaşlama şerididir? A1 numara, B2, C3, D şıkkımız ise 4. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 numaralı şerit otoyoldan ayrılma yani yavaşlama şerididir. Gördüğünüz gibi zaten yoldan da ayrılarak ok okla gösterilmiş otoyoldan çıkıyor. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? 1. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. 2. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. 3. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Şıklara bakalım. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. Şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. 1 ve 2 yanlıştır. Yani sırt üstü yatırılıp başın geri alınması yanlış. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi bu da yanlıştır. Kesinlikle bunları yapmamamız gerekir. Marşa basıldığında tık diye bir ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın el freni çekiktir. B. Devriyaj arızalıdır. C akümetörün kutup başları gevşemiştir. D yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Akümetörün kutup başları gevşemiştir. Yani bir diğer adı ise akü arkadaşlar. Akü ve akümetör bunların ikisi de aynı şey. Akünün kutup başları gevşemiştir. Aşağıdakilerden hangisi çakıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasında turnik uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Bu çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır arkadaşlar. Bunu yapmamız gerekir. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması B) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması ilk olarak yapmamız gereken işlemdir. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dar bir kavisle dönmesi B. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi C. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi D. Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dar bir kavisle dönmesi yanlıştır arkadaşlar. Geniş bir kavisle dönmemiz gerekir. Birkaç soru önce bunu açıklamıştım zaten. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B, bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi. C, ağızdan ılık içecek verilmesi. D, batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi, delici göğüs yaralanmalarında yapılacak doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir? A. Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek. B. Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek. C. Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek. D. Şıkkımız ise krank miline yataklık etmek. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek vites kutusunun görevlerindendir. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir? A. Yaşam kurtarmada kullanılırlar. B. Aynı maddeden yapılmışlardır. C. İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir. D. Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Yaşam kurtarmada kullanılırlar arkadaşlar. İlk yardım çantasının Çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği yaşam kurtarmada kullanılmalarıdır. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır? A. Stepne B. Havalı korna C. Güneş gözlüğü D. Emniyet kemeri Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Havalı kornanın Şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır. Zaten görmüşsünüzdür. Genellikle kamyonlarda oluyor. Şehirler arası seyahat ediyorlar genelde kamyonlarda. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir? A) Yolun bakımsız olması. B) Kaldırımların yetersiz olması. C) Eski ve yetersiz araçların kullanılması. D) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eski ve yetersiz araçların kullanılması trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur? A. Fren pedal boşluğu artar. B. Fren sistemi hava yapar. C. Kampana ışınır. D. El freni tutmaz. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. El freninin teli kopmuş ise el frenimiz tutmaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? Önemli bir soru lütfen. Üçüne de dikkatli bakalım. A 1 2 B 1 ve 3 C 2 ve 3 D şıkkımız ise 1 2 ve 3 Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Hangisi gabari ile ilgilidir diye sorulmuş arkadaşlar. 1 ve 2. Görüyorsunuz bir ölçüler var. Biri genişlik ölçüsü. Birisi de yükseklik gabari ölçüsü arkadaşlar. Diğerini de söyleyeyim. O da dingil ağırlığı ile alakalı bir tabela. Yani 6 tondan fazla olan, 6 tondan fazla dingil ağırlığı olan araç giremez anlamındadır. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye. Aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A dolaşım kontrolü, B solunum kontrolü, C çeneyi göğüse iyice yaklaştırma, D sırt üstü düz bir zemine yatırma. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma yapılmaz arkadaşlar. Boyun omurumuzda omurlarında zarar varsa, yaralanma varsa çeneyi göğsümüze iyice yaklaştırırsak bu zarar verir zaten. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A su pompası, B şanzıman dişlileri, C alternatör diyotları, D diferansiyel dişlileri. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa Alternatör diyotları arızalanır arkadaşlar. Lütfen ters bağlamayalım. Zaten eksi kutup başı ve artı kutup başı üzerinde de yazar. Karayol taşıma yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? A SRC1, B SRC2, C SRC3, D SRC4. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin belgesi SRC4 olmalıdır arkadaşlar. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki, şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A alternatörün şarj etmediğini B emniyet kemerinin takılmadığını C. Motor yağ basıncının düştüğünü. D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Alternatörün şarj etmediğini bize bildir arkadaşlar. Bu ışık yandığında bilin ki alternatör şarj etmiyor. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Ambulansın hasta taşıması. B. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. C. Trafik kazalarında güvenli olarak güvenli alan olarak kullanma. D. Şıkkımız ise acil durumlarda durma veya duraklama. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. Bu emniyet şeritlerinin kullanım amacı olamaz arkadaşlar. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır? A omurga kırığı, B üst kol kemiği kırığı, C ön kol kemiği kırığı, D köprücük kemiği kırığı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön kol kemiği kırıklarında tes kırıkların tespitinde yapılır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? A) Yakıt borularının uzunluğu B) Yağ filtresinin tıkalı olması C) Yakıt filtresinin tıkalı olması D) Hava filtresinin tıkalı olması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hava filtresinin tıkalı olması fazla yakıt tüketimine neden olur. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Lütfen dikkatli bakalım. A 1 şaft, 2 diferansiyel, 3 aks. B 1 şaft, 2 aks, 3 diferansiyel. C 1 aks, 2 diferansiyel, 3 şaft. D 1 diferansiyel, 2 aks, 3 şaft. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir şaft, 2 diferansiyel, 3 aks olacaktır. Bu doğrusudur arkadaşlar. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? A şok pozisyonu, B koma pozisyonu, C alt çene pozisyonu, D baş çene pozisyonu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. komo pozisyonunun veriliş aşamalarını göstermektedir. Lütfen dikkatli bakalım ve aklımıza kazıyalım. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması. B. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. C. 3 kalp masajı, 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması. D. Kalp masajı hızının saatte 100 bas olacak şekilde ayarlanması Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması doğrudur. Devam ediyoruz yine ilk yardım sorusuyla. Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? A. Toplar damar kanamaları B. Bacak bölgesi kanamaları C. Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar D. Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Çökme ile birlikte olan kanamalar. Yani çökme oluyor ya arkadaşlar. Hani kırık oluyor atıyorum göğüs kafesimizde kırık var. Oradaki kanamalarda kemiğin arasına damarı sıkıştıramayız. Bu sakıncalı bir durum, kemiğe zarar veririz. O yüzden sakıncalıdır. Kamyon, çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında saklamak zorundadır. A 1 ay, B 3 ay. C 6 ay, D 1 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir ay süreyle takograf kayıtlarını aracımızda bulundurmamız zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar? A yağ filtresi, B yakıt filtresi, C polen filtresi, D ekran filtresi. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Yakıt filtresi yakıtın temizlenmesini sağlar. Bakımı yapılmamış araçlarda yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Radyasyon B. Hava kirliliği C. Su kirliliği D. Toprak kirliliği Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Öncelikle hava kirliliğine neden olur. Sırada görsel bir sorumuz var. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. B yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. C yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. D yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiği açıktır, yani kolların istikametindeki araçlar geçebilir anlamındadır. Bu soruda çoğu arkadaşımız yanılıyor arkadaşlar. Trafik polisinin bu hareketini anladık, doğru mu? Trafik polisi kollarını aynı şekilde aşağı indirdiğinde yine aynı şey geçerli. Kolların istikametindeki araçlar geçebilir anlamındadır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? A. Sigorta B. Karbüratör C. Endüksiyon bobini D. Marş motoru Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Endüksiyon bobini bujilere giden elektriğin ak voltajını yükseltir. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış B. Yarı oturuş C. Sırt üstü yatış D. Yüz üstü yatış Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sırt üstü yatış pozisyonu verilmelidir ve kesinlikle sert bir zemine yatırılmalıdır arkadaşlar. Yatağın üstünde ya da yumuşak bir yerde kalp masajı suni solunum yapılamaz. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? A) Burkulan bölgeye masaj yapılması B) Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması D) Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması ilk yardım ilkeleri arasında yer alır. Yine takip mesafesi ile alakalı bir sorumuz var. Tehlikeli araçlarda alakalı bir soru çıkmıştı az önce. En fazla 50 metrede yaklaşabiliriz demiştik. Bu soruyu okuyalım. 120 km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Az önce diğer soruda da bundan bahsetmiştim. A 60, B70, C80, D30. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. En fazla 60 metre olmalıdır arkadaşlar. Yani 120 kilometre gidiyoruz ya 120 kilometre ile. Tam olarak yarısı hesaplayacaksınız. 120'nin yarısı kaç? 60. Öndeki araca en fazla 60 metre yaklaşabiliriz. Bunu bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur? A) Buji kablolarının gevşek olması. B) Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi. C) Yağ pompasının arızalı olması. D) Alternatörün arızalı olması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi Marş motorunun yavaş dönmesine neden olur? Sırada görsel bir sorumuz var. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A) Korna çalıp yayayı uyarması B) Geçiş hakkını yayaya vermesi C) Geçiş hakkını kendisinin kullanması D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Geçiş hakkını yayaya vermesi yapması gereken doğru bir işlemdir. Çünkü öncelik yayaların arkadaşlar. Sırada yine görsel bir sorumuz var. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami yani en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? Lütfen görsele dikkat edelim. Sorunun cevabı görselde gizli. A 30, B 50, C 70 D90. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Azami yani en yüksek hızı 70 kilometredir arkadaşlar. Neden? Çünkü zeminde yazıyor. Yolda yazıyor arkadaşlar. En fazla 70'e gidebiliriz. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir? A. Sürücünün isteğine. B. Mevsim ve yol durumuna. C. Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına. D. Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre malzemelerin miktarı belirlenir. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunum sıkıntısını azaltmak. B. Kan dolaşımını yavaşlatmak. C. Sindirim işleminin rahat olmasını sağlamak. D. Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemektir. Buradaki amaç budur. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için olumsuz etkiye neden olmaz? Kafanız karışabilir bu soruda. Dikkatli dinleyin. A. Öfke B. Saldırgan sürücülük C. Sabırsızlık D. Sakin olmak Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Sakin olmak, güvenli sürücülük için olumsuz etkiye neden olmaz. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın başkanlığında Karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur. A. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu B. İl ve İlçe Trafik Komisyonları C. Karayolları Genel Müdürlüğü D. Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Karayolu güvenliği yüksek kurulu arkadaşlar. Oluşturulan kurullardan birisi budur. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? A. Şok B. Yara C. Koma D. Tıkanma Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Yara adı verilir arkadaşlar. Mukozanın bütünlüğün bozulmasına yara denir. 4 zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Sayalım. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? A emme zamanı, B sıkıştırma zamanı, C ateşleme zamanı, D egzoz zamanı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanında hava pistonla sıkıştırılır arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık İkaz anlamında olup, bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir. A. Kırmızı oklu ışık B. Yaya figürlü yeşil ışık C. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık D. Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık, bu yolun yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Geri vites lambalarından biri parlak, diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Flaşör arızalıdır. B) Akü gerilimi düşüktür. C) Geri vites müşürü arızalıdır. D) Lamba bağlantısında oksitlenme vardır. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Lamba bağlantılarında oksitlenme vardır. Oksitlenme olduğu zaman biri parlak, diğeri sönük yanar. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Sorulara ezber yapmayın, soruların mantığını kavrayın. Bol bol test çözmeden önce mutlaka konu anlatımlı videolarımızı izleyin. Bu videonun açıklama kısmında linklerini bırakacağım. Aklınıza takılan her şeyi mutlaka bize sorun. Eğer özel derslerden faydalanmak isterseniz kanalımıza katılabilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki mavi renkli katıl düğmesine tıklarsanız detayları orada anlattım arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde de abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıkla kalın.